Karşıdan oluşturduğun yer şekilleri nelerdir? Buna bağlı olarak aşınım ya da birikim yapma özellikleri nelerdir onlara bir bakın. Aşınırma şekilleri burada verdiğimiz bilgiler az sonra göreceğimiz ve bu anlamda tek tek şekillendireceğimiz aşınım şekillerini veriyor. Örneğin vadi, dev kazanı, menderes gibi aşınım şekilleri. Biriktirme şekilleri ise tamamen eğimin azaldığı noktalarda karşımıza çıkacak olan yer şekilleridir. Şimdi akarsu aşınım şekillerinin ilki. Burada önemli bir detay vermek istiyorum. Akarsu ile ilgili aşınım gördüğünde hemen aklına gelecek ilk şey eğimin fazla olmasıdır. Kesinlikle ortamda eğim fazla bu nedenle akarsu aşınıma çok daha meyillidir. E, akarsu birikim yapmaya başladığında ne olacak? Durum tam tersi olacak. Yani eğim ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Eğimin azaldığı yerde o zaman birikim eğimin arttığı yerde ise aşının faaliyetleri ön planda olan faaliyetler olarak karşımıza çıkacak. Lütfen çok önemli bunu da unutmayalım. İlk şeklimiz vadi. Akarsu'nun içinde aktığı yataktır vadi. Bir akarsu yatağı boyunca çeşitli vali tiplerini oluşturarak akar. Şimdi bunlar nelerdir? Hangi özelliklere sahiptir bir bakalım. Şimdi ilk şeklimiz aslında çentik vadiyi bize rahatlıkla veriyor. Çentik şeklindeki vadilerdir. Bunu tekrar çizmemiz gerekirse bakın tık atmışız gibi bir durum var burada. İşte biz buna ne diyoruz? Çentik vadi. Çentik vadinin olması için eğimin fazla olması lazım ki ortamda ciddi bir ne gerçekleşsin? Aşınım gerçekleşsin. Burada bakın görüyorsunuz bir çentik var V şeklinde V profili bir vadidir bu yine çentiğin olduğu yerler eğimin fazla olduğu yani burada eğim fazla yine burada da eğim fazla eğimin fazla olmasına bağlı olarak ne yaptı arkadaşlar ortamda vadi şekillenmesi rahatlıkla oluştu hatta çentik vadilere şu detayda ekleyebiliriz aşınmanın ilk halleri sayabiliriz çünkü düz arazilerin aşağı doğru aşındırılması için Eğimin artması için çentik vadinin ilk olarak karşımıza çıkması önemli bir detay. Eğimin fazla olduğu alanlarda çok önemli bir vurgu demiştik. Eğim mutlaka fazla olacak çentik vadi için. Türkiye'de görülmüş çentik vadi? Elbette görürüz. çünkü Türkiye eğimin fazla olduğu sahalar arasında. O yüzden çentik ya da buna bağlı eğimin fazla olduğu vadi şekilleri ülkemizde sıkça görecektir. Yatık yamaçlı vadi orta çağırda görülür. Demek ki artık aşının biraz 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 daha aşağılara inmiş. Akarsu vadisinde farklı dirençteki kayaçların bulunduğu yerlerde görülür. Farklı direnç bizim için önemli bir bilgi. Yıldız koyalım buna. Asimetrik vadi de denebilir bu şekillere. Yine görüyorsunuz farklı dirençteki alanları gösterdik. Yine aynı şekilde çentik vadiden bir tık daha ilerlemiş orta çağır vadisi şeklinde gösterilir. Arkadaşlar şimdi Alivyon tabanlı vadideyiz. Alüvyon deyince aklımıza zaten akarsuların getirdiği ve biriktirdiği malzemeler gelecek. Bakın bu malzemeler burada birikmiş. Demek ki birikebilecek bir alan oluşturulmuş. Yani artık aşınım devam etmekte ama biraz biraz daha eğim ne yapmaya başlamakta, azalmaya başlamakta. Yani aşınım yavaş yavaş sonlanacak bu durumda. Alüvyal tabanlı vadide böyle şekillendirmemiz mümkündür. Yine boğaz ya da yarma vadi dediğimiz vadi türü. Bakın görüyorsunuz burada yine dik yani U profili bir vadi şekli var. Akarsuların sıra dağları bu önemli bir yıldızımızı koyalım buraya enine geçtiği yerlerde oluşur derin ve dik yamaçlı vadilerdir. Toros dağlarına ve Karadeniz dağlarına aşıp denize ulaşan akarsular boğaz vadilerde oluşturan akarsular olarak örneklendirilir rahatlıkla. Kanyon Vadi ise bakın arkadaşlar biraz daha yine asimetrik bir çizim var. Boğaz Vadi'nin kenarlarının basamaklı halidir. Ihlara Vadisi bunun örnek. Köprülü Kanyon, Göksu Kanyonu ve Sason Kanyonu da yine Türkiye'de buna ciddi örnekler arasında gösterilebilir. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. İzolip sırtasına verilen yerlerin hangisine Boğaz Vadi oluşur diyor arkadaşlar. Ne demiştik Boğaz Vadi için? Denize akacaktı değil mi? Akarsuyumuz denize ulaşacak. Ama buradaki paralel yani sıra dağları geçecekti. O yüzden 3 numaralı alanda ne görülebilir? Boğaz Vadi rahatlıkla görülebilir. Arkadaşlar şimdi Menderes'teyiz. Menderes'le ilgili önemli bir giriş uyarısını bulunmak istiyorum. Menderes'e akarsın hem aşının hem de birikim şekillerinden Lütfen önemli bir detay bunu unutmayalım. Yani Menderes deyince aklımıza ya da diğer adıyla büktüm deyince aklımıza akarsın hem aşının hem de birikim yaptırdığı şekiller arasında olduğu bilgisi mutlaka gelmeli. Şimdi bakın Şekil üzerine biz zaten Menderes'in ne olduğunu bu anlamda biraz daha görselleştirmeye çalıştık. Peki akarsu yatak azaldığı yerlerde yanlara aşınmanın etkisiyle oluşan kıvrımlardır. Bakın aşınım var değil mi? Bir, Buna bir artı koyalım. Menderes sayısının artması akarsu boyunun uzamasına, aşındırma gücünün de azalmasına neden olmakta. Yani aşınım gücü azalırsa birikim faaliyetleri de yavaş yavaş ortama dahil olmaya başlayacaktır. O yüzden menderes deyince hem akarsuyun aşınma hem de birikimi gelecek. Detaylı olarak bu bilgiye sahip olmamız önemli. Yine bu notu biz hemen verelim. Menderes ve Seki hem aşınım hem birikim şeklidir. Yani işe bir de ne geldi? Seki geldi. Menderes ve Seki'lerde hem aşınım hem de birikim şekillerinin olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz burada Menderes'in kıvrımlar yaparak aktığını, boyunun uzadığını ve hatta biraz daha yaşlı daha yakın bir akarsu şekli olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Dev kazan yine diğer bir akarsu aşınım şekli. Dev kazanında şelalelerin akmasıyla ve derin vuruşlar yapmasıyla ortamın ne yapması bu anlamda derine doğru kazınması sonucu dev kazanlar oluşmuştur. Türkiye'de buna örnek var mıdır? Evet oldukça yoğun örnek vardır. Türkiye'de şelalenin olduğu her yerde dev kazanı büyük ya da küçük bulunmaktadır. Bu da önemli bir aşınım şekli akarsular için. Plato yine. Platolar dedi arkadaşlar bakın. Yüksekte kalan düzlük diyoruz biz platolara. Akarsuyun şuradan etki alanı oluşturmuş bir çentik vadi yapmış. Burada da bir etki alanı var bir çentik vadi yapmış. İşte etrafına göre daha yüksekte kalan alanlara biz ne dedik? Plato dedik. Akarsuyun tarafından derince yarılarak Oluşturulmuş dalgalı yüksek düzlüklerdir. En çok İç Anadolu bölgesinde bulunmuş. Buna örnek nedir? Obruk, Cihanbeyli, Bozok, Haymana ve Uzun Yayla platoları gibi örnekler de söylenebilir. Peribacası. Şimdi bu önemli bir konu başlığı. Neden önemli bir konu başlığı? Peribacalarını hep bir şöyle düşünüyoruz. Rüzgar etkisiyle oluşmuş yer şekilleridir. Evet yanlış değil. Rüzgar etkisi peribacalarında muhakkak ki var. Ama şimdi söyleyeceğim bilgiye mutlaka dikkat edin. Şimdi burada usta çırak ayrımı yapalım biz. Asıl usta rüzgar mıdır ortamda? Hayır, maalesef rüzgar değildir. Aklımıza ilk gelecek yani usta kıvamında olan dış kuvvetimiz akarsu. Yani peri bacalarının bugün oluşma sebebinde temelde yatan ve bu anlamda ustalığı elinde tutan kimdir? Akarsulardır. Demek ki peri bacaları deyince aklımıza ilk gelecek bilgi rüzgar bilgisi olmamalıdır. Akarsu. Arkasından gelecek yani çıraklık görevini devralan nedir burada? Hangi dış kuvvetimizdir? Rüzgarlar. Yani diyoruz ki Akarsular bu anlamda ortamı ortamı oluşturan asıl kuvvettir. Rüzgarlar ise son safhasını yani rütüşünü atan ve bacalarının o şeklinin son kıvamına gelmesini sağlayan asıl dış kuvvetler arasında sayılabilir. Yani önceliğimiz akarsuda. bacası deyince aklımıza ilk gelecek dış kuvvetimiz akarsu. Arkasından da nedir? Rüzgardır. İkisinin de etkisi vardır. Yalnız akarsunun etkisi burada oldukça fazladır. Lütfen bu bilgiyi unutmayalım. Önemli bir dipnot olarak aklınıza kalsın arkadaşlar. Şimdi şekil üzerine peribacalarını anlatmaya çalışalım. Diyelim ki sert tabaka, yumuşak tabaka yani tüf. Tüfler biliyorsunuz çok daha yumuşak tabakalardır. O yüzden ne yapabilmiş tüflerin olduğu yerler aşınabilmiş. Kim tarafından? karşı tarafından. Belli bir yüzeysel dışa vurum gerçekleşmiş. Bu dışa vurma, diğer dış kuvvet olan rüzgarımız ne yapmış? Şekil vermiş ve peribacaları böylece oluşmuş arkadaşlar. Yani bir sert tabakamız bir yumuşak tabakamız var. Bunu da lütfen unutmayalım. Yine volkanik arazilerde kum çakıl ve yumuşak tüften oluşan yamaçların yağmur ve sel sularının bakın yine akarsu devrede aşındırmasıyla oluşurlar. Örnek nedir? Ürgüp göreme avanos. Ihlara Vadisi Enevşehir çevresinde yoğun olarak rastlanır bu şekillere de. Kırgı Bayır Badlands. Badlands kötü karalar demektir. Yani kullanıma çok uygun olmayan kötü olarak adlandırdığımız karatipleri biz bunlara diğer adıyla kırgı bayır diyoruz. Görüyorsunuz arazide bir ne var? Geçiş var. Biz buna kırgı bayır diyeceğiz ve diyeceğiz ki önemli bir bilgi yine aklımıza tutmamız gereken kurak ve yarı kurak bölgelerde bitki örtüsünden yoksun eğimli yamaçlarda sel sularının oluşturduğu yarıntılardır. Erozyonun şiddetli olduğu bölgelerde yoğun olarak karşımıza çıkacak yine bu Badlands dediğimiz, kırgı bayır dediğimiz sahalar. Çankırı ve Neşehir çevresi de buna önemli bir örnektir İç Anadolu bölgesine. Bir diğer şeklimiz peneplen. Diğer adı yontuk düz. Aslında bize yontuk düz bilgiyi veriyor. Nasıl veriyor? Yontmak ne demektir arkadaşlar? Aşındırmak. Düz aşındırarak oluşturduğumuz düzlük sahalar. O zaman yontuk düzler aşınıp sonrasında sahanın iyice 0 metre yani deniz seviyesine yaklaşmış olduğu alanlardır. Bu bilgi aslında çok açık isimden bile. Şimdi değerlendirelim. Bakın aşınan alanlar var. Aşınmış, aşınmış, aşınmış. Zaman içerisinde ne olmuş? Görüyorsunuz deniz seviyesine yaklaşan düzlükler oluşmuş. Yani şu sağımız bizim artık peneplen sağımız. Sıfır metreye yaklaşan alanlarda görülen sağlardır. Akarsu aşındırmasının son safhasında ortaya çıkan hafif dalgalı geniş düzlüklerdir. Ülkemiz üçüncü zaman sonunda bu görüntüyü almaya başlamıştır. Dördüncü zaman başında yeniden yükseliyor. Bunun kanıtı da Dondol bölgesinde bulunan yüksek düzlükler ve hatta İç Anadolu bölgesinde bulunan plato'larda olabilir. Müzik